şu, biz uzun süre yani bu Afgan göçmenlerle ilgili olarak ben de dahil olmak üzere şöyle bir iddiada bulunduk. Bu Afganistan'dan gelen göçmenler çok büyük bir oranda asker diye ve bu niye? Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin etrafındaki güçler, NATO güçlerine daha yakın olan, işbirliği içerisinde olan asker, savaşçı çocuklar bunlar, genç. Yanlarında genellikle eş yok, anne baba yok. Yani tek başına geliyorlar. Oldukça genç ve dinamik insanlar. Bir anlamda Türkiye'ye gelmelerinin de Amerika ile özellikle 14 Haziran sonrası yapılan bir anlaşma gereği olduğuna yönelik iddialarda bulunduk. Sen sahada yaptığın röportajlarda ve gözlemlerde bunların birer savaşçı olduğunu, asker olduğunu ya da sıradan insanlar olduğunu nasıl gözlemledin? Ortaya ne çıktı senin için? Onlar da var aralarında ama sadece onlar değil. Gelenlerin ekseriyeti Afganistan'da 96 ve 2001'de Taliban'ın yaptıklarını görmüş ve yeniden bize bunları yapar korkusuyla gelenler. Savaşçı değiller mi? Halk, yurttaşlar, insanlar, oradaki ailelerin de yönergeleriyle oradan çıkanlar. Şöyle bir şey var Afganistan'da. Geçen bir programda anlatmıştım ama tekrar etmekte fayda var. Şimdi Afganistan'da en büyük tehlike altında olan sanıldığı gibi elbette kadınlar. Önce onu söyleyeyim. Kadınlar gerçekten tehlike altındalar. Çünkü sokağa bile yalnız çıkamıyorlar orada. Taliban şimdi yumuşattık biz çıkabilirler deyip hatta bazı televizyonlarda kadın muhabirler de çalıştırmaya. Havalimanında da son kırbaçlama olayları vardı bir gösteride. Bir tarafta onu yaparlarken, hani bir tarafta biz eski Taliban değiliz derlerken. derlerken, bir taraftan da gerçekten eski Taliban'ın Ama emarelerini de içeride gösteriyorlar. Taliban'ın farklı yansımaları olamaz mı orada? Yani kontrol edemediği gruplar da söz konusu olamaz Zaten mı? yönetim kadrosu alt kadroyla baş geçiremiyor. İşte Yani onu. söz geçiremiyorlar. Ciddi anlamda orada bir Çünkü çok başlılık bir düne var. kadar yani şimdi Fakat düzen, bu bir bir problem realite, yani. Realite bu. Bu bir realite. Dolayısıyla başın söylediğini eğer alttaki hiyerarşik yapıda, çünkü bir askeri yapılanmadan bahsediyorsun. En azından devlet olma iddiası var Taliban'ın. Hiyerarşik yapıya baktığında baştaki eğer alttakine söz geçiremiyorsa zaten orada baştakini söylemenin bir iddiası, bir samimiyeti kalmıyor. Bunu oradaki halk benden senden çok daha iyi biliyor. Bildiği için de inanmıyor söylenenlere. İtimat da etmiyor, samimi de bulmuyor. Bulmadığı için ülkesini terk etmek zorunda kalıyor ve bunu tercih ediyorlar. Ve oradaki genç erkeklerin iki büyük problemi var. Birincisi, hükümet varken hükümet asker olmalarını istiyordu. Taliban da kendi askerleri olmalarını istiyordu. Hükümet yokken şimdi Taliban sadece ev ev geziyor ve onların bir mottosu var. Her evden bir asker olmalı diye. Her evden bir genç erkeğe asker olmasını istiyor Taliban'a. Zorunlu. Nitekim Taliban girdiği ele geçirdiği kentlerde gene laf ilan etti. Hapishaneleri boşalttı hatırlarsanız. Evet. Dolayısıyla tabii devlet gibi davranıyorlar. Dolayısıyla bunu da bir yasa olarak görüyorlar. Yani her evden bir asker olmasını öngörüyorlar. Bunun siyasi ve politik altyapısı var elbette. Belki uzunca bir başka bir zaman tartışırız ama her evden bir asker olması her evden Taliban'a bir şekilde sempati beslemesini de sağlayabilir. Çünkü bu bir insani de refleks. Dolayısıyla bir mottoya dönüşmüş durumda. Bir bu, genç erkekler asker olmak oldurulmak isteniyor. İkincisi, Afganistan'da herkesin es geçtiği, benim her söylediğimde de özellikle Afganistan'da olan veya da Afganistan'da bir bağ olanın şiddetle itiraz ettiği beçebazi denilen bir hikaye var Afganistan'da. Ne demek o? Beçebazi Türkçe'ye tam doğru nasıl çevirebilirim bilmiyorum ama sübyancılık belki denebilir. Oğlancılık. Oğlancılık denebilir. Genç erkeklerin, özellikle Kur'an'da da adı geçer, gılman denilen tüysüz küçük genç erkeklerin, işte yaşlı başlı, sakallı makallı bizim televizyonda gördüğümüz adamların gecelerinde oynatıldığı, dans ettirildiği, onlarla eğlenildiği gecelerin düzenlendiği şeylere denilen bir... Kültürel olarak normal mi bu Afganistan? Uzun yıllardır devam ediyor. Buna bir kültür demek bilmiyorum doğru mu? Yaşam biçimi diyebilirsin. Uzun zamandır devam eden bir şey. İran'da da var ama etkileri Afganistan'dan kadar görünmüyor bu hikayenin. Dolayısıyla o genç erkekler aynı zamanda da en az kadınlar kadar tecavüz tehdidi altındalar. Ve bu beçebazide kabul edilen o genç erkeklerin çoğu hem beçebazide işte o kullanılıyorlar hem de belli bir yaşa geldikten sonra ellerine silah verilip Taliban askeri ediliyorlar. Dolayısıyla aileler zaten bunu bildiği için neden çok o genç erkek hep askerler erkek miydi değil miydi sizin sorunuza da cevap olsun diye bütün hepsini anlattım. Yurttaşlar geliyor çoğunlukla, Afganlılar geliyor çoğunlukla. Sebebi de tam olarak anlattığım bütün bu hikayeler ve aileler, özür dilerim, aileler de gönderiyorlar. Mesela siz bir ailenin genç erkeğisiniz Ali Bey olarak. Çocuğum gitsin deniyorsun. İstemiyor zaten böyle bir risk altında kalmasını. Ailede birini göndermek gerekir. En gencini de özellikle seçiyorlar. Hem yol uzun hem de güçlü olabilir ihtimaliyle. Hem de gittiği yerde daha çabuk iş bulabilir. Çünkü
yaşlı ortam yaşlı oluşturabilir. Bulabilir ve en azından oraya giderse bize para gönderir. Biraz daha iyi şansı yaver giderse bizi de yanına çeker diyorlar. Hemen sorun şu. İçerisinde askerler de, savaşçılar da var. Var dediniz. Bunlar kim genelde? Hükümet zamanında devlet yanlıları, iktidar yanlıları, işte Eşref Gani hükümetiyle çalışmış olan, genelkurmaya bağlı olan askerler, polisler veyahut da... Üst düzey kimse var mı? Çünkü bir kısmının 120 bin civarında Amerika Birleşik Devletleri'nin götürdüğü uçaklarla götürüldüler çoğu. Evet. Bir kısmı Katar'a götürüldü. Şöyle bir ilgiye döndü orada ama. Amerika sadece Avrupa'da bunu yapıyor. Benim zaten hep söylediğim oydu. Avrupa ve Amerika ikiyüzlü politika uyguladığı için şu an Afganistan'dan gelenlerin İran kapısında biz Van'da görüyoruz dediğim şeydi bu. Çünkü Suriye hikayesinde de aynısı yapıldı. Hem Avrupa hem Amerika bir mülteci kabul etme kotaları var. İşte Amerika'nın, işte Avrupa'daki ülkelerin yılda 5000 Birleşmiş Milletler. Neyse, Türkiye sonuçta kabul ediyorsa niye kabul etsinler? Türkiye'ye para veriyorlar. Yine kabul ediyorlar. Türkiye'ye kabul ediyorlar. Ama Türkiye'de burada ne olursa depo bir ülke. Yani bu Süleyman Soylu bugün itiraz ediyor, iktidar itiraz ediyor ama bu politika hem Suriye, göçmenler, sığınmacılar meselesi üzerinden Türkiye Avrupa Birliği'ni tehdit ederek hem aynı zamanda üzerindeki siyasi baskıları azaltıyor hem de para alıyor bu konuda. Ona cevap vereceğim. Doğru ekleyeceğim çünkü oraya. Sadece siyasi baskı ve içerideki hamleleri manevra geliştirmek için yapmıyor ve sadece para için de yapmıyor. Birkaç daha başlığı var onun, orayın da altını çizmek lazım. Avrupa Birliği, bitireyim istiyorum. Avrupa Birliği ülkeleri 5000 her yıl buna rağmen mülteci kabul ediyor. Ettikleri, kabul ettikleri göçmenler ve mültecilerin profillerini, entelektüel bilgilerini iş ve ticaret teknik erbaplarına bakarak alıyor. Meslek grupları. Dolayısıyla bir insan ithalatı var. Yani seçili insanları alıyor. Avrupa bunları seçip alıyor. İşte doktorsa çok daha rahat Avrupa'da mülteci pozisyonuna geliyor ki Türkiye'de mülteci olamayacak olanlar bunlar. İşte siyasetçi ise çok daha rahat gidiyor falan. Dolayısıyla bir ithal etme meselesi var. Dolayısıyla Avrupa burada ikiyüzlü davranıyor. Amerika da öyle yapıyor. Nitekim Amerika Kabil'den çekilirken havalimanından orada kendisiyle çalışmış olan Afgan yurttaşlarına işte tercümanlık yapmıştır, askeriyle beraber lojistik destek sağlamıştır. Biraz daha bizim anlayacağımız gibi belki ajanlık faaliyetinde kullanmıştır Afganlar orada. Onu söyleyeceğim ama ilginç. Sözünü lütfen iki nokta koy unutmaman için ben... Bir soru var, yani soru değil de Halet Hosseini'nin Uçurtma Avcısı filmi bu sübyancılığı anlatıyor. Beçebazı. Taliban'ın yayınladığı kanunlarda uçurtma uçurmak yasakmış diye bir şey en azından konuya katkı yapsın diye. Yani uçurtma yasak olmasın. Kanat Hüseyin'i Afgan bir yazar aynı zamanda. Dolayısıyla beçebazı hikayesini elbette benden çok daha iyi biliyor. Ben de uzun zaman araştırmıştım. Ben de Kanat Hüseyin'in Uçurtma Avcısı'nı referans olarak bir kısmını okudum. Tam olarak anlattığım şeyleri anlatıyor ve orada çok ciddi bir oğlancılık, sübyancılık. Çünkü beçebazi Farsça bir kelime. Tam tanımıyla sübyancılık diye çevrilir Türkçe'ye ama tam olarak oğlancılık bizim anladığımız şekilde. Hemen iki noktadan kaldığımız yerden devam edelim. Dolayısıyla iki yüzlü davranıyorlar. Bu iki yüzlü davranmasının sonucunda burada bir insan ithalatı yapıyorlar. Hem bütün dünyada biz mülteci kabul ediyoruz, görüyorsunuz kardeşim diyebiliyorlar. Hem de eledikleri göçmenlerin birçoğunu da Türkiye'ye bırakıyorlar. Avrupa bunu yaparken Amerika geri mi kalıyor? Elbette hayır. Nitekim Kabil Havalimanı'nda bunu yaptılar. Kendileriyle çalışmış, işte dediğim gibi lojistiğe katılmış, belki de ajan olmuş ve o faaliyetlerde çalıştırmaya çalışmış, istihbarat aldığı kişilerin ailelerinin kabul edilebileceğine dair bir genelge yayınlandı. Fakat burada 40 soluluk bir teste tabi tutulduğu bir insanlar. Testi geçenler Amerika'ya gitti. Testi geçemeyenler Afganistan'da kaldı. Onlara da 3. ülke projesi ve programı sunuldu. Siz daha güvenli bir ülkeye geçin. O ülkede iddialar o ki CHP Genel Başkanı da ve CHP Genel Merkezi'nde iddialara uydu. O Kavakçı ve Erdoğan ve Trump görüşmesinde böyle bir anlaşmanın yapıldığına dair. Her iki ülke üst ve resmi yetkililerden yalanladı tabii ama henüz o konuşmanın içeriğine dair de bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dair iddialar var. Sınırdan gelenleri gördüğümüzde. Oluşan tepkiler üzerine ondan vazgeçtiler. Bu büyük, o kadar büyük tepki oluştu ki iktidar artık o neredeyse o da göçmen karşıtı bir politikadan söz eder hale dönecekler yani. Nitekim en son Süleyman Soylu'nun açıklaması oydu. Ya o söylenen gerçekten talihsiz bir açıklama olmuş. İşte 4000-3000 3000 küsür diyor. Bir de ayrıca biz Avrupa'nın göçmen depo ülkesi olmayacağız dedi. Çavuş yani. Olduğunu söyledi. Yok hayır Süleyman Soylu söyledi. İkisi de söyledi. Ben Süleyman Soylu'yu okuduğum için söylüyorum. Değiliz diyorlar. Hah oraya gelecektim. İyi ki hatırlattınız. Depo ülke olma pozisyonunda sadece bunu tabii iç kamuoyunda bunu söylerlerken dış kamuoyunda da mesela geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin Türkiye temsilcisi Van'a uğradı.
işte Van'daki en yetkili kurum Van Valiliği ile görüşüldü ve Van Valiliği'nin mülteciler geliyor ve işte biz de uğraşıyoruz. Tam bir o devlet politikasını uygulayan bir açıklaması oldu. Ve Avrupa Birliği temsilcisi Van'dan giderken bilmem kaç milyon euroyu size göndereceğiz tamam ikna olduk diye gittiler. Dolayısıyla dış kamuoyunda yani içerideki kamuoyunda ya biz de bu ülke falan değiliz elbette önlemler alacağız derlerken. Arka kapıdan. Avrupa Birliği'nin delegasyonunun açıklaması. El açmış oluyoruz aslında. Para vereceğiz biz merak etmeyin deyip gitmesi ki bu bir açıklama döndü merak edenler bir Google'dan araştırsınlar hemen. Demek ki başka bir şey söylendi onlara size para vereceğiz denildi. Dolayısıyla bu hani haber okuma diye bir şey var biliyorsun medya okuryazarlığı şimdilerde çok tartışılan bir şey. Çok ciddi okumak lazım. Yani İçişleri Bakanı söylüyor ya biz de bu ülke değiliz derken işte İçişleri'ne bağlı bir valilikten ziyaretten sonra Avrupa Birliği delegasyonunun başka bir açıklaması var. Biz para gönderdik 130 milyon euro gibi bir bütçeden bahsedildi. Yanlış hatırlayabilirim ama böyle bir rakamdan bahsediliyor. Dolayısıyla şunu anlatacaktım. Türkiye sadece bu göçmenleri, Suriyelileri de öyle yaptı. Afgan göçmenler hikayesi de şöyle. Sadece işte Avrupa'dan para kopartmak için, para kazanmak için, ülke ekonomisine para sokmak için yapmıyor. Veyahut da Avrupa'ya size sopa olarak gösteriyoruz, karışmayın susun demek için de yapmıyor. Bugün işte Van'da, Diyarbakır'da, Kürt kentlerine atanan belediyelere atanan kayyumlar da bu göçmen politikasıyla ilgili. Tutuklanan gazeteciler, yargılanan gazeteciler de bu göçmen politikasıyla ilgili. Tutuklanan siyasiler, Avrupa'ya sürgün edilmiş siyasiler de bu göçmen politikasıyla ilgili. Nedeni şu, Türkiye içerisinde insan hakları ihlali noktasında yapılan bütün uygulamalar Avrupa'nın, dikkat edin, sosyalist kesimin en büyük eleştirisi şu. Ya bu kadar şey oluyor bu ülkede, Avrupa Birliği endişe duyuyoruzdan öteye açıklamaya gitmiyor denilen şeyin sebebi bu. Afgan göçmenleri veyahut da Suriyeli göçmenleri yapılan uygulamalarda ses etmeyin veyahut da endişe duyun öteye gitmeyin açıklamasına sebep olarak sopa olarak kullanmalarının da sebebi bu. Dolayısıyla bugün ülkede yaşanan... O zaman ben iktidar açısından olumlu bir politika diye bakarım. Nitekim şimdi doğu kapısını açıp Van'dan istediğin gibi elini kolunu sallayarak tabiri caizse gelen göçmenleri batıda kapısında göndermemek, orayı kapatmak yani kapalı kapı politikası uygulamak ben bunlar buraya gelsin istiyorum demek değil mi? Ben de çok açık bir şey söylüyorum. Bir gazeteci olarak da dışında yurttaş olarak iktidarın uygulamalarına güvenmeyen bir seçmenim ben. Dolayısıyla eğer ülkeye bunların gelişini kabul ediyorsa bir problem var diyorum ve ben güvenmiyorum bu politikaya diyorum. İtirazımız hep bunaydı.